Yani ufak bir kayıt yapalım. YouTube'a bir video içerik paylaşalım. Canlı yayınınızı bölmeyeceğim. Canlı yayının arasına girmiş olacağım. Sadece hem siz de dinlemiş olursunuz. Ne oluyor ne bitiyor diye. Fırsatları da değerlendiriyorsunuzdur. Bitcoin ikinci long'dan döndü. Güzel döndü. Ondan sonra Ethereum'da döndü. Yani genel olarak fırsatları takip edebiliyorsunuzdur diye görüyorum. Discord'da gördüm zaten. Birçoğunuz açtığınız işlemleri paylaşmışsınız. Bereketli olsun. WhatsApp'ta da yazdığım gibi bu bir içeri çekmeydi. Şimdi biz bu içeri çekmeyi bir dakika bakalım. Yine doğru yakaladık. Dün geceki kapanış yayının ardından. Şimdi şöyle bir durum var. Bir anda ses gelince dedim ne oluyor? Ufak bir video çekeceğim. Yine sizi 24 saat canlı yayında baş başa bırakacağım. Kaldığınız yerden paranızı kasmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Dün gece de konuştuk biz bunu canlı yayında. Bir kama yapısı vardı yukarı doğru. Yükselen takoz. Takoz kırıldı an itibariyle. Ve takozun hedefi 38.941 gözüküyor. Dün gece de söyledik. 42.300 dolar kaybedilmediği sürece panik yapılacak bir şey yok diye. Sonrasında WhatsApp'ta size sinyalleri paylaştım. Yeni işlemleri paylaştım. Ve şunu söyledim. Gün içerisinde Bitcoin test yapmak isteyebilir. İçeri çekmedir bu durum. Düşüş devam ediyor. Düşüş bitti diyemeyiz dedim. Ve Bitcoin tam olarak yükselen takosa milimetrik olarak temas etti. Çok güzel bir şekilde insanları içeri çektiler. Ve bu içeri çekmenin ardından Bitcoin tekrar 4 saatlik 200 günlük hareketli ortalamasına döndü. 4 saatlik 200 MA'sına döndü. 42.300 hala güçlü bir destektir. 42.300'ü kaybettiğimiz andan itibaren artık bu takos tamamdır baba. Ben gidiyorum hedefime, çalışacağım demeye başlayacaktır. Hatta hedefi güncelleyelim. Niye hedef böyle oldu bizim? Takozdan tam doğru. Demek ki dün gece canlı yayına yanlış koymuş olabiliriz hedefi. Şöyle. Kaçmış 39.90. 39.90 olarak 42.300'ü kaybettiği takdirde hedef 39.90 arkadaşlar. 42.300'ü kaybetmediği sürece bir sıkıntı yok. Bir kere daha retest yapabilirler. İyi bir haber gelir, içeri yükselebiliriz. Çünkü bugün retest gelirken, bu takozun direnci test edilirken haber geldi içeri. Ufak bir haber geldi. Hani çok da bir önemli bir haber miydi? Bence değildi ama para babalarından bir tanesi Bitcoin'in çok yükseleceğini, Bitcoin biriktirmenin zamanı olduğunu falan filan anlatmış. Yani böyle bir piyasayı şillemişler diyebilirim. Birkaç tane daha haber var. Çok önemli değil ama yine de böyle piyasayı şilleyebilecekleri haberler. Şimdi bu haberlerle birlikte doğal olarak da Bitcoin yukarı doğru test gerçekleştirdi. An itibariyle benim için bir testtir. Hala daha düşüş devam ediyor. Ne zaman 42.300 üzerinde, ben yine tekrarlıyorum, bakın bir kere daha tekrarlayacağım, 850 milyar dolar direnci aşamadığımız takdirde bu tepkilerin hepsi benim için birer içeri çekme operasyonudur. Ne zaman 850 milyar doları aşarız kardeşim, ne zaman paranın içeri girdiğini görürüz abi, o zaman deriz ki tamam, bu kama yapısı bozuldu, artık bu kamayla hiçbir işimiz yok, tamam, formasyon bozuldu, geçmiş olsun, Bitcoin 45'e 50'ye gidiyor deriz. Bu kadar basit. Ben henüz Bitcoin Ethereum'larımı satmadım. 42.300 altında 2 tane 4 saatlik kapanış görmeden elimdeki Bitcoin Ethereum'ları satmak gibi bir niyetim yok. Altcoin'leri zaten satmıyoruz. Artı bir de kaldıraç işlemler açıp kapatıyoruz. Yeter, Allah bereket versin. Bitget önderliğinde yapılan çekilişle 6 tane dostumuzun 250'şer dolarları gönderildi. Fedakar Türk, Mustafa Er, Ozan Sönmez, Memento Mori, Okan Delikaya ve Tamer Ata 250'şer dolarlarını az önce aldılar. Güle güle, yemeği nasip etsin Rabbim. Afiyet, bal şeker olsun. Sizler de aylık işlemlerde, hacimde yapılan ilk 6'ya girdiğiniz takdirde 250'şer dolar ödülünüzü Bitget çekiliş etkinliğiyle birlikte alma hakkına sahip oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Bitcoin ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yani bu bütün gün sizi uyarmaya çalıştım aslında. Yani bütün gün sizi sakin tutmaya çalıştım. Benim amacım neydi? Gördüğümü söylemek. Hani WhatsApp'ta da en son ne paylaştım? Volatilite bol olacak. Bol volatilite demek scalp trade için bol para demek. Tamam mı? Bitcoin trend testi 43.550'den geçmekte demişim. Nereden döndü bu? 43.575'ten döndü. Bak, bir 25 dolar kaçırmışım.
Bitcoin trend testi 43.550'den geçmekte. Burası aynı zamanda long işlemde ikinci hedef. Bu bölgeye kadar yükseliş normaldir. Ama düşüş bitti anlamına gelmez. Volatilite bol olacak. Bol volatilite demek scalp trader için bol para demek. Sakin kalın. Hatayı minimuma indirin. Birden fazla stop olunca piyasayla inatlaşmayın. Mola verin. Fırsatlar asla bitmez. 42.300 alarmımız olsun. Ki duruyor alarmımız burada. Vur kaç yapın. Küçük paralar kazanın. Gün sonu kazanızın yazmışım. Olabilir öyle. Sabahın 7'siymiş. 7.20 geç atmışım bunu size. Kazancınızın toplamı büyük olmalı. Açılan işlemlerde kazancınızın değil. Seviliyorsunuz demişim. Yani gün sonunda kazancınız büyük olmalı. Tek bir işlemle açtığınız işlemin kazancının büyüklüğünün bir önemi yok. Eğitimlerde eksikleri olan arkadaşlar, sürekli kaybediyorsanız işte o arkadaş sizsiniz. Tekrar eğitimlere girin ve zamanınızı orada geçirin. Sonra ufak bakiyelerle tekrar anladıklarınızla birlikte şansınızı deneyin. Bu piyasada paranızı çakallara kaptırmayın demişim. Bak çok güzel bir şekilde anlatmışız. Sabahın saat 7'sinde gelmişim, demişim ki arkadaşlar Bitcoin trend testi 43.550'dir. Burayı test edebilir ama bu düşüş bitti anlamına gelmiyor. Sakın FOMO'ya kapılmayın demek istemişim. Ve Bitcoin benim söylediğim 43.550 bandının birazcık üstüne, işte bir 26 dolar falan, 26-36 dolar civarı bir üstüne gitmiş. Yani o kadar ufak tefek sapmalar olacak. Yani milimetrik bilsem zaten müneccim ilan edersiniz beni. Ama beklediğim yerden döndü. Zaten bunu ben 24 saat canlı yayında da size verdim. Bak 43.550 burada. Direkt 43.550'den geri döndü. Yani buradan dönebileceğini, düşüşün bitmediğini önden size söyledim. Buradan short işleme giren arkadaşlarım da 43.550'den 42.000 kaça kadar? 42.475 dolara kadar çok güzel bir short imkanı yakaladı. Bunu yakalayan arkadaşlarıma da afiyet, bal, şeker olsun aynı zamanda. Diğer 8'li panelde MKR çok güzel bir düşüş yapmış. Neredeyse birinci temasa gidiyor. Onu da söyleyeyim. Buradan biraz toparlar mı? Onur sormuş. Toparlayabilir. Ufak bir tepki alımı gelebilir. Yani hala daha 39'a düşecek diye bir şey söylemiyorum. 42.300'ün altında kapanışlar görmeden ben 39'a gideceğini düşünmüyorum. Bir kere daha dile getireyim. Boğa sezonlarında formasyonlar genelde çalışmaz. Yani hep bir formasyonda bozukluk çıkar. Herkes 39'u beklerken belli bir trendten Bitcoin'i bir anda döndürebilirler. Bu trend bizim için 42.300. Hatta 42.300 altında bir trendin daha var senin. O da 100 günlük hareketli ortalaman tam buradan geçiyor. O da 39.995. Hadi ona 40.000 diyelim. Yani 40.000 ve 42.300 Bitcoin'in formasyon tam olarak çalışmadan dönebileceği iki bölge. Bu iki bölgeden dönebiliriz. O yüzden dikkatli olun. Bakın sabahtan uyardım volatiliteye karşı sizi. Bir günde atılan muma bak. Herkes gidiyoruz diye içeri girdi. Ondan sonra patates oldular. Yani bu işi birazcık bilmek, okumak önemli. Dikkatli takip etmek önemli. Milimetrik söylediğim yerden döndü. Bu da neydi? Testi, back test yapıldı. Yani bir formasyon kırıldıysa ve düşüşe hazırlanıyorsa önce bir içeri çekme gelir. Bu da bir içeri çekme back testi oldu. Buradan döner mi? İkinci kez içeri çekerler mi? Bir kere daha şuraya vurdurup ondan sonra deneyebilirler mi? Deneyemezler. Bir kere daha vuruyorsa artık formasyon bozulur. Bitcoin 45.000'e gider. Aa deriz ki Bitcoin 45.000'e gidiyor abi. Çünkü back test dediğim bir kere yapılır. Yani öyle iki kere üç kere gelip de takozun trendini test ediyor diye bir şey söylemek mümkün değil. Abi bir müddet bizi bu takoz direnciyle 42.300 arasında götürürler mi? Götürürler. Bu konsolidasyondur bu. Anladın mı? Temiz bir W çizilir burada. W'nun ardından hedef kırılır. Bir bakarsın 48'e gideriz. Bu formasyon da bize destek olacak. 42.300 altına gitmediği sürece, altında iki kapanış yapmadığı sürece 4 saatlik benim için bir şey ifade etmiyor abi. Yani 39'a gidiyoruz diyemem. Hala daha Bitcoin 42.300 üzerinde kaldığı sürece sağlam duruyor. Ben sadece sizler scalp trade yaptınız ve 24 saat ekran takip ettiğiniz için şu fırsatları değerlendirin istiyorum. Bu yüzden sizleri uyarıyorum. Nokta atışı da uyardığım yerden dönmüş zaten. Onun harici söyleyecek bir şeyim yok. Bir Ethereum beni heyecanlandırdı. Çünkü Ethereum tarafında düşen bir trend vardı. Trend kırıldı. Yalnız trend kırıldı. Şöyle bir durum var. Trendin kafasını buradan almıştık temiz çizebilmek adına. Şimdi bu değişti. Yeni kafa burası oldu. Doğal olarak yeniden 1, 2, 3, 4 ve 5. temasa sahibiz. Bir şurası temas etmedi. O da önemli değil. Aslında burada çift trend de çizebilirsin. Yani bunu böyle değil de
Çok daha farklı bir şekilde de çizebilirsin. Şöyle de alabilirsin. Burada da ona bakarsan Ethereum kırdı. Backtest yapıyor denilebilir. Biz yine eski trendimizde kalalım. Ufak bir Ethereum beni heyecanlandırdı. Yani üçgen formasyonu kırdı. Ardından geldi retest yaptı burada. Şimdi yükselir mi yükselmez mi? Bitcoin'in izin vermesi lazım yükselebilmesi için. Çünkü Ethereum Bitcoin paritesi de henüz artamadı. Yani evet dönüş sinyali var Ethereum Bitcoin paritesinde. Sanki Ethereum birazcık yükselecek gibi duruyor. Yükselirse Ethereum Classic, LDO, OP gibi projeler de onun peşinden gider. Onu da söyleyeyim. Ama işte Bitcoin'e bağımlıyız. Eğer Bitcoin 42.300 altına kırar ve aşağıya doğru yönünü çevirirse burada Ethereum da muhtemelen desteklerini denemek isteyecektir. O yüzden hani şimdilik Ethereum'daki heyecanım kursağımda kaldı diyebilirim. Benden bu kadar. Yarın zaten 20.00'da canlı yayın saatimizde beraberiz. Sizi gene 24 saat canlı yayınla baş başa bırakıyorum. YouTube'daki dostlarımıza da ufak bir seslenelim. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açıp bu tarz içerikleri ve yayınları takip edebilirsiniz. Müzik de arkada kaldı. Bütün konuşma boyunca müzikle konuştuk. Biri de demedi ki abi müziğin sesini kapat. Neyse yapacak bir şey yok. Müzikli yayın olsun bu da. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. 24 saat canlı yayınlara katılmak ve kaldıraç işlemlerden faydalanmak isteyen dostlarımıza katıl butonundan aramıza katılabilir. Kaldıraççılar dikkat bak yine birinci long pozisyonu kırmaya çalışıyor. Hem Ethereum hem Bitcoin dikkat edin ona göre parayı kaptırmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.